Aslında bir suçlu aramanın anlamı yok. Öyle mi? Yani kim bilir, yanlışı başta yaptık. Ben... Kim bilir? Hata bende belki de. Hata bende, bende. Hata bende ki böyle bir ekiple çalışıyorum. Stop, stop. Neler oluyor burada, ne yapıyorsun? Nereden buluyorsun bunları canım? Ben bu sakinle ortak olmak zorunda mıyım? Ama Yalçın, yani ne demek bütün bunlar? Bütün bunlar şu demek. Ben gerizekalılığa, yeteneksizliğe dayanamıyorum demek. Bugüne kadar dişimi sıktım. Sana, ekibine, hele hele bu kadına dayandım. Ayıp ediyorsun ama. Hiç ayıp filan etmiyorum. Ben işimi yapmaya çalışıyorum. Ama şu ekibin haline bak. Şu kadına bak. Asistanların bir felaket. Her şey berbat burada. Her şey. Mecbur muyum bu sefaleti çekmeye? Seni anlıyorum. Ama işin sonuna geldik Yalçın. Heh, geldik. Geldik ama nasıl geldik? Bütün bu gerizekalılıklara göz yumarak. Ama bir yere kadar. Bir yere kadar. Yalçın, törene geç kalıyoruz. Sözünüz kesiyorum ama giyinmen gerek. Hadi. Tamam. Olur mu canım böyle şey? Böyle rezalet olur mu? Ekrem Bey, siz hayatınızda böyle şey gördünüz mü? Doğrusu pek çok kere gördüm. İdare etmemiz gerek. Biraz nasıl demeli, mükemmeliyetçidir Yalçın. Biraz da sinirli. Hani filmin sonuna gelmemiş olsam lanet olsun diyeceğim. Yoksa yenilir yutulur gibi değil yani. Siz merak etmeyin, ben konuşurum onunla. Yalçın'ın başlayıp da bitiremediği hiçbir film olmadı. Bu da biter, üzülmeyin. Sıkıldım artık bunlardan. Topu geri zekalı mıdır nedir? Kadın senaryoyu okumamış. Ya da okumuş da anlamamış. Veya anlamış da anlatamıyor. En fenası da bu. O yönetmen denen adam da öylesine seyrediyor. Çok sinirlisin bugünlerde. Azıcık sakin ol. Sinirli falan değilim. İşimi yapıyorum ben. Ömer, biraz hızlan. Törene geç kalacağız. Ya bunlarla ilk kez çalışmıyorsun ki. Biraz rahat ol. Filmi bitirmeye bak. Bitiriyorum zaten. Bitiriyorum. Şimdi de sıra yılın en iyi erkek oyuncusu ödülünde. Bu ödülü vermek üzere yapımcı Sayın Kadri Gürcan'ı sahneye davet ediyor. Hoş geldiniz. Ve şimdi de yılın en iyi erkek oyuncusu. Yalçın Orhan. Buyurun efendim. Tebrik ederim. Teşekkürler. Bu salonda oturanların çok büyük bir kısmı bu ödülü almanın hoş bir şey olduğunu düşünüyor olmalı. Küçük bir kısmı da kendilerine verilmesi kaydıyla bunun hoş olduğuna inanır. Salona girdiğimde onlardan birkaç tanesini gördüm. Onlara ödül verilmemesine rağmen mutluymuş gibi görünüyorlardı. Belki hayatlarında en başarılı oldukları rol budur. Ne tuhaf. Ben böyle bir şey hiç yaşamadım. Ne ödüllerden ötürü özel bir keyif aldım, ne de onları alamamak bende bir sıkıntı yarattı. Bu ödülün de yeni bir teşekkür gerektirdiğini düşünmüyorum. Teşekkür borçlu olduğum bir ömrüm var. Tırnaklarım, akıttığım ter, kimilerine vehim gibi gelecek ama sahip olduğuma inandığım yeteneğim var. Bunları takdir edenlerin benden bir teşekkür beklediklerini sanmıyorum. İşlerini iyi yapmışlar. Sözünü ettiğim diğerleri ise ne düşünüyorlar bilmiyorum. Açıkçası merak da etmiyorum. Hep bir ödülün olsun istemez miydin? Al sana ödül. Şimdi de sıra yılın en iyi kadın oyuncusu ödülünde.
Garson. Nerelerdeydin? Ne vakittir seni arıyorum. Bu gece ne kadar güzel olduğunu sana kaç kişi söyledi? Epey kişi söyledi. Ama en önemlisi henüz söylemedi. Peki bu salondaki yalancıların yüzdesinin ne olduğunu biliyor musun? Hı? Yüzde kaç? Ekrem de seni arıyordu. Bir yayın grubu sahibiyle tanıştıracakmış galiba. Adam da buradaymış. Senin hesabın da kuvvetli değildir zaten. Benimki de iyi sayılmaz. Ama şu prodüktör olacak herifin hesabının hepimizden iyi olduğuna eminim. Yalçın seni biriyle tanıştıracağım. Öyle mi? Mutlaka önemli biridir. Sen zaten hep önemli kişileri tanırsın. Ama biz şimdi burada hesap yapıyoruz. Yüzdelerden söz ediyoruz. Menajerim olduğuna göre bu yüzde işini en iyi sen bilirsin. Söyle bakalım. Burada birinin Serap'a çok güzelsin demesi ve bunun doğru olması ihtimali yüzde kaçtır sence? He? Cevabını sen de bilmiyorsun galiba. Öyleyse ben gideyim, biraz daha araştırma yapacağım. Yalçın, seni çok takdir ettim. Hakkın olan ödülü aldın. Konuşman da bir harikaydı. Böyle zamanlarda böyle konuşmalara pek rastlanmıyor. Bir de aklımda olan bir şey var. Sana bir senaryo göstermek istiyorum. Yok, sonra görüşürüz, olur mu? Tamam, sonra görüşürüz, tamam. Ama en kısa zamanda bana cevap vermeni... Yalçın Bey, sizi çok takdir ediyorum. Sizi çok beğeniyorum. İkimizden biri yanlış yerde bulunuyor. Öyle mi? Niçin yanlış yerde bulunan ben olayım? Çünkü burası kadınlar tuvaleti ve gördüğüm kadarıyla sizin de pek kadına benzer bir tarafınız yok. Ama sizin kadına benzer yanınız çok, hem de pek çok. Öyleyse bu durum yanlışın kimde olduğunu açıklıyor demektir. Bunun için sizden özür dilemem mi gerekiyor? Ben hiç özür dilemem de. Kart zampara numarası saymazsanız bir şey sormak istiyorum. Ben sizi bir yerden hatırlıyorum ama çıkaramıyorum. Yok, numara olmadığını biliyorum. Sizinle aynı filmde oynadık. Şu ödül aldığınız filmde. Yapma ya. Bir yemek sahnesinde. Küçük bir rolüm vardı. Birkaç cümlelik bir şeydi. Oyuncusunuz demek. Buna oyunculuk denirse. Küçük, ufak tefek roller. Herkes öyle başlar. Küçük, ufak tefek roller. Şimdi ne yapıyorsunuz? Tuvalete girmeye çalışıyorum. Ama ufak tefek roller oynamayan biri buna engel oluyor. Yok canım. Kimsenin engel olduğu falan yok. Aa, ne işiniz var sizin burada? Ya bağırıp durma be kadın be. Ne yapıyorsun? Bırak. Bana bak, senin o makinanın kızını değil mi? Dilimizi ne yapayım buradan? Hadi kaybol! Hay Allah, aksiliğe bak. Ömer! Ömer! Kahretsin. Nerede bu adam ya?